Hayatlarının bir parçasıyım ben artık. Parçası falan değil, hayatlarının tamamıyım. Ölünceye kadar kurtulamayacak o pislik narin benden. Sence evet demişler midir? İmza atmışlar mıdır yani? Yani bir mucize olmadıysa evet. Birini mi bekliyordun? Yok be, kimi bekleyeceğim bu saatte? Irmak? Gidecek başka yerim yoktu. O geceyi tek başıma atlatamayacağım galiba. Hayır yani tabii. Hoş geldin de sen iyi misin ya? Vallahi iyi miyim değil miyim bilmiyorum açıkçası. Ya düğün yüzünden falansa insan atlatıyor bak, tecrübeyle sabit söylüyorum. Yok böyle kolay atlatılacak bir şey diyeceğim. Ben Fırat'ın çocuğuna hamileyim. Gel 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 içeri gel gel. Siz oturun ben etrafı toplayayım. Ali, beni eve götürür müsün? Tabii. Ben de yeni öğrendim. Henüz 2 aylık. Söyledin mi? Yani Fırat'ta Nari'nin haberi var mı? Var. Eyvah. Düğün iptal mi oldu? Yok, nikahtan sonra söyledim. Sonra mı? Sonra niye yani? Belki evlenmezlerdi. Nari'nin ne tepki vereceğini bilemedim. Fırat'ı da sonsuza kadar kaybetmek istemedim. Tabii. Ama söylememek bebeğime ihanet olurdu. Düğün birbirine girmiştir ha. Bilmiyorum vallahi, söyledim çıktım işte. Deniz ne yaptı? Ne yapsın, çılgına döndü. Ben çıkarken bana beni öldürecekmiş gibi bakıyordu. Çocuklar, kendimi çok kötü hissediyorum. Her şey alt üst olmuş vaziyette. Her şeyin üstüne bir de Deniz'in koparacağı yaygarayı kaldıramazdım şimdi. Otele gitmek istemedim, eve gidemedim. Sen geldin aklıma. İyi yaptın, böyle yalnız kalınmaz zaten. İyi yaptın. Teşekkür ederim. Peki şimdi ne yapacaksın Fırat artık? Evli barklı bir adam. Bebeği doğuracaksın değil mi? Bana inanmayacaklar. Pislik yapıyorsun diyecekler ama ben gerçekten anne olmak istiyorum. Aksini düşünemiyorum bile. Tabii canım, senin istediğin önemli. Yani ama gerçekten istiyor musun? Kolay bir şey değil. İyi tamam, konu kapanmıştır o zaman canım. Ne? Paran var, pulun var, kimseye muhtaç değilsin. Gayet rahat bakarsın yani bebeğe değil mi? Ya tabii canım, burada yaşamaktan kasılırsan gidersin yurt dışına yerleşirsin. Herkes benden nefret edecek. Sanki bu çocuğu tek başıma yapmışım gibi. Her şeyi benden bilecekler. Nari'ne hep çocuğuma düşman gibi bakacak. Yok canım, Nari'nin öyle bir kız değildir. Yani bunu hazmeder mi, hazmedemez mi bilemeyiz. Asıl tabii Fırat'ın yanına kalacak mı, onu da bilemeyiz. Araları bozulursa ablamı da kaybederim ben. Ya çocuklar, ne yapacağım ben ya? Ya saçmalama, Deniz'den bahsediyorsun. 2 gün sonra zil takıp oynar yeğenim geliyor diye. Tabii canım. Ben sana şimdi temiz çarşaf çıkartayım. Git biraz uyu. Kendine gel, tamam mı? Hadi. Zamanla her şey hallolacak zaten. Tamam, hadi. Gel. Hadi hadi. Hadi hadi. Tamam, gel.
şey söyle artık ne olur, saatlerdir konuşmuyorsun, buna dayanamıyorum. Sen böyle herhangi bir sebeple bana her kızdığında gidip başka biriyle mi birlikte olacaksın? Yapma, böyle bir şey olmayacak. Ayrıca çok sarhoştum, hatırlamıyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Sabahı hatırlıyorum, evet. İkimiz de yaptığımız şeyin hata olduğunu fark ettik, üstünde durmadık. Silindi bitti. Ancak şunu da bil. Sana hesap vermeyeceğim bir dönemdeydik. Seni bir de hayatımda asla görmek istemediğim bir dönemdi, hadi. Benim de seni hayatımda görmek istemediğim bir sürü zaman oldu. Ben böyle bir hikayeyle çıksaydım karşına ne yapardın Fırat? Ha? Gelip sana Fırat'cığım, seninle ayrı olduğumuz dönemlerde bir adamla birlikte oldum, karnımda bebeğini taşıyorum deseydim ne olurdu? Ne yapardın? Nasıl bir tepki verirdin? Her şeyi bırakıp dünyanın bir ucuna kaçardın değil mi? Ben ne yapayım peki şimdi? Ne yapayım? Başardı işte, hayatımızı cehenneme çevirdi. Hayatımızı cehenneme çeviren sensin. Ona sarılıp, onu sevip, onu öpüp, onu hamile bırakan sensin. Hari, ne olur böyle konuşma. Ne olur. Hiçbir şey hatırlamıyorum diyorum. Abi şimdi hiçbir şey yapmayacak mıyız ya? Cık. Abi şimdi Nari yenge Fırat abi kapının önüne koyarsa ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Yazın yediğin hurmalar, kışın midende gururlar. Fırat efendi bundan sonra sorumluluk almayı öğrenecek. Ya yanarım yanarım, emeklerimize yanarım abi ya. Emek ziyan olmaz Ali. Bırakalım Nari'nin sinirini çıkartsın. Belki bundan sonra Fırat adam olur. Hadi artık uyuyalım. Zor bir geceydi. İyi uykular abi. İlla kanırtacak bir çağ böyle sapına kadar. Ali. Ali lan. Şimdi ben bu Deniz Hanım'a karşı ciddi düşünüyorum ya. Şimdi bu yarın bir gün başkasından duyarsa... Ha? Yani şimdi ben direkt söylesem aslında... Abi. Git böyle direkt al silahını. Kafana sık. Daha iyi. Eğer öyle bir şey yaparsan Deniz Hanım'ı rüyanda bile göremezsin abi. Abi, bak aman diyeyim, sakın ha. Kesinlikle söylemiyorsun abi. Kesinlikle bak, kesinlikle. Arkadaş ne zor işlermiş bunlar ya. Hadi ne halin, yapma. Nefret ediyorum canım. Hayatımı cehenneme çevirdin. Nefret ediyorum. Defol git hayatımdan. Defol git hayatımdan. Bizim aramızdaki her ayrılık böyle bir hikayeyle sonuçlanacaksa ben artık gerçekten bilmiyorum. Bu evliliği nasıl sürdüreceğim konusunda en ufak bir fikrim yok. Sana nasıl güveneceğim bilmiyorum. Ortada bir de çocuk var şimdi. Balayı biletlerini iptal etsen iyi olur.
Bebeği bırakamayacak. O Nil'in hikayesinden sonra bırakamaz. Hayat çok garip neler. Hiç akıl almayacak bir şekilde karşına bir şeyler çıkartıyor. Bir şeyler öğretiyor sana. Aklını başına getiriyor. Bu gece Servet'in evde düğün olurken... yukarıda odada hasta bir kız yatıyordu. Benim sana aşkımdan dolayı hastalanmış bir kız. Yurt dışındayken onunla bir ilişkim vardı. Ama yürütemedim. Sinan'ın ablası bana ne dedi biliyor musun? Nalin'le evlendin mi? Beni onun için terk etmiştin dedi. Benim bebeğimi taşıyormuş. Ondan ayrılınca kafayı yedim. Çocuk doğunca da onun ölümüne neden olmuş. Aslında bunların tüm sebebi benim. Çocuğumuzun fotoğrafı Fırat. Çok tatlı değil mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.